Nasıl, araba gözüküyor mu? Ya çok gözükmesine gerek yok. Sen biraz yaklaş. Tamam abi. Benim sesim çıksın çünkü. Çok iyisin. Başlıyorum. Haydi, durdurmuşuz ya. Allah kahretsin. Abla sen nasıl bisiklet sürüyorsun ya? Katil edersin sen adamı ya. Elinde bir de telefon ya. Telefon var. Şimdi o görüntüleri de çekeriz, anlatırız. Tamam, okey. Dört teker muhabbetlerden herkese selam. Yepyeni bir test ve inceleme videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü test aracımız Volkswagen Tiguan R-Line 1.5 TSI motor. Evet arkadaşlar, şöyle bir anahtarımız var. Güzel, şık bir anahtar. Volkswagen'den alışkın olduğumuz bir anahtar ama bu anahtar cebimdeyken araç kilitli. Şu an geliyorum ve direktman araç açıldı zaten. Hiçbir tuşa basmadan araç açılıyor. Anahtarsız. Şöyle bir arayüz bizi karşılıyor arkadaşlar. Hemen şuradan. Start stop tuşumuzdan aracı çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, frene basıp tekrar bastığımızda oldukça sessiz bir çalışması var. Direksiyon çok hoşuma gitti. Yeni Volkswagen direksiyonu. Hemen şu view tuşundan arkadaşlar hayalet ekranı değiştirebiliyoruz ve buradaki tuşların tamamı dokunmatik ve dokunduğunuz zaman bir titreşim geri dönüşü var. O gayet başarılı olmuş. Multimedya ekranımız bu şekilde. Ve elle de ekranı kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Klima kontrol ünitelerimiz tamamen gene dokunmatik ve yeni tasarım DSG vitesin kolu bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten çok şık bir araç. Çok başarılı bir araç. Yumuşak malzeme kalitesi kullanılmış. Gene ön koltukların, ön kapıların kenarlarında da gene yumuşak malzeme kullanılmış. Yumuşak sayılabilecek bir malzeme kullanılmış. Burada da ayna ayarlarımız standart. Volkswagen'den alışkın olduğumuz. Ve tabii ki koltuklarda ağır detayı dikkat çekiyor. Ve büyük, genişçe bir arkadaşlar araçta cam tavan mevcut. Aynalar gene ışıklı ve beyaz led kullanılmış. Aracın iç ambiyans aydınlatmaları da gene aynı şekilde. Arkalarda da aynı renk aydınlatma kullanılmış arkadaşlar. Hemen şuradan rear tuşundan arkadaki aydınlatmaları da aktif hale getirebiliyoruz. Kapı eşiklerindeki ağır detayı gene ilgi çekici olmuş. Şu kısımlarda, iç kısımlarda, gözlerde kadife bir kaplama kullanılmış. Gayet başarılı. Ve gene bir önceki kasa ve daha da önceki kasadaki Tiguan'lardan alışkın olduğumuz şuradaki saklama gözleri gayet başarılı. Ve aracın burada da bir saklama gözümüz var. Torpido gözümüz de gayet yeterli boyutlarda arkadaşlar. Ama torpido gözünün iç kısmında kadife bir kaplama yok. Bir de aracın arkasını inceleyelim arkadaşlar. Aracın arkadan görüntüsü şu şekilde. Gayet havadar, ferah bir araç.
Arkadaşlar benim boyum 1.76 ve çok ciddi, şunu da kaldırdığımız zaman çok ciddi bir diz mesafesi ve baş mesafesi var. Aracın boyutları gayet yeterli. Tam bir SUV'den beklenen boyutlar bu araçta sunulmuş. Arka kapılar sert plastik. Bir önceki Tiguan'lardan alışkın olduğumuz gibi. Şuralardaki kuma aydınlatmaları çok hoşuma gitti. Ortada şöyle yine Tiguan'lardan alışkın olduğumuz gayet geniş tasarlanmış bir bardaklığımız mevcut. Klima kontrol ünitesi tuşları bu şekilde, gayet şık duruyor ve bir USB girişimiz var. Arkadan görüntümüz de böyle. Bir de bagajı inceleyelim. Arkadaşlar hemen Serhat arkadaşımızla tanıştırayım sizi. Sağ olsun bana çok yardımcı oluyor bu çekimde. Şimdi 615 litrelik bir bagaj hacmi var Tiguan'ın. Ve açılış şekli de gene el kullanmadan açabiliyoruz. Bir gösterelim Serhat. Evet, ayağımızı gösterdiğimiz zaman bagaj hemen açılıyor ve tekrardan kapanış için aynı şekilde araçtan uzaklaştığımız zaman bagajımız tekrardan bu şekilde kapanıyor. Gayet güzel. El kol dolu olduğu zaman, bir alışverişten çıktığımız zaman bence çok kullanışlı bir özellik olmuş. Teşekkürler Serhat. Rica ederim. Evet arkadaşlar, Serhat arkadaşımızı da yanımıza aldık. Bir aracın hemen sürüş dinamiklerine bakalım. Volkswagen Tiguan R-Line. Benim, biliyorsunuz ki ben Tiguan'cıyım. Hani kendimde de Tiguan var. Sport style. Bu araç hayalimdeki araç diyebilirim. Öyle çok yüksek hayallerim yok. Tiguan'da hiç fena bir araba değil, değil mi Serhat? Aynen abi. Yani şimdi arkadaşlar ilk izlenim olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Zaten hani TSI motor sessiz bir motor. Hani o yönden bir sıkıntı yok. Ama bu araçta daha bir ileri boyuta taşımış Volkswagen bunu. Hani daha da sessiz hale getirmiş diyebilirim. Yani aracın gerçekten izolasyonu çok güzel. Daha şu an yeni çıkıyorum yola. Gerçi buraya gelirken ben yan taraftaydım. Serhat kullandı aracı. Yani birazcık orada da anlaşılıyordu ama ben çok bayıldım yani aracın sessizliğine. Direksiyon Volkswagen'in yeni tasarımı. Yeni çıkardı direksiyon. Uzunca bir süredir zaten eleştiriler alıyordu bu direksiyonla ilgili. Sen de okumuşsundur mutlaka. Yani hani hep aynı direksiyonu kullanıyor, hep aynı direksiyonu kullanıyor gibilerinden. Şu anda bu direksiyon değişmiş durumda ve bu yeni direksiyona ben bayıldım. Yani elime tam oturuyor. Yani sert manevralarda muhtemelen sürücüsünü yormayacak. Sen bu aracı daha çok kullandın. Bu aracı en çok sen kullandın diyebiliriz. Doğrudur. Sahibi Halit arkadaşımız üniversiteden, ona da sevgilerimi yolluyorum buradan. Sürüşle ilgili birazcık bahseder misin Serhat? Yani hani direksiyonun şeyi, tasarımı. Sende de sanırım bunun bundan önce şey vardı değil mi? Passat. Passat vardı. Kaç modelli? 2016. 2016. Yani onda bu direksiyon yoktu. Arasındaki farklar neler? Birazcık bunun artılarından ya da eksileri varsa eksilerinden bahsedebilir miyiz? Passat'la bu ayrı klasmanlar zaten. Tabii ki, aynen. Çok... Sadece direksiyon anlamında diyorum. Direksiyon bunun daha kullanışlı. Tutuş bakımından biraz önce söylediğiniz gibi manevralarda gayet kullanışlı. Yani sert bir direksiyon yapısı yok. Evet. Tamamıyla opsiyonel bir direksiyon. Hani dokunmatik. Çap olarak daha diğerlerine göre küçük ve hani insanın eline daha çok oturuyor. Evet. Her yani türlü anlamda daha güzel. Ben de fark ettim. Hem çap olarak küçük, bir tık daha küçük gibi. Alt kısmı da böyle birazcık bir tasarım yapmışlar. Böyle küt gibi geliyor. O anlamda ben hani direksiyon konusunda gerçekten başardıklarını düşünüyorum. Volkswagen hakikaten başarmış diyebilirim bu konuda. Şu kısım, buradaki bir doku değişikliği var. Bu doku değişikliği de insanın daha elini terletmeyen bir hava
muhtemelen yakalıyor. Tabii bunu yaz mevsiminde görmek lazım. Şu an havalar oldukça soğuk ama yaz mevsiminde tahminimce bu el terlemesine karşı gayet güzel bir tasarım olmuş diyebilirim. Kaydırmaz dokuya sahip. Kaydırmaz dokuya sahip. Aynen. Bu direksiyondaki de R logosu, koltuklardaki R logosu, kapıların alt eşiklerindeki R logosu, yani aracın dış kısmındaki R logosu, yan taraftaki her noktada R line olduğunu belirtmişler ve ben de bu şeyleri severim açıkçası. Bence güzel, başarılı olmuş diyebilirim. Aracın dış özelliklerinden bahsedecek olursak birazcık 4500 milimetre civarında bir uzunluğu var. Zaten aşağıda belirteceğim arkadaşlar. Genişliği de 1800 küsur milimetre civarında. 1670-1680 şu an tam hatırlayamıyorum ama o civarda da bir aracın yüksekliği var. Bu yükseklik de bence gayet başarılı. Yol tutuşuna birazcık bakacak olursak, arkadaşlar yani viraj güvenliği bakımından gayet yeterli diyebilirim. C SUV bir araç. 2012-2015 yıllar arasında üretilmiş olan, hatta 2016'da dahil benim de sahibi olduğum Sport Style paket Tiguan'larla hemen hemen aynı yol tutuşuna sahip diyebilirim. Yani yol tutuşunda çok üst düzey bir artış sergilememiş. Aynı virajlarda, aynı hava sıcaklıklarına yapmış olduğumuz testlerde aşağı yukarı aynı yol karakteristiğini sergiliyor. Ama zaten şunu da söylemem hiç yanlış olmaz diye düşünüyorum. Hani ben kendi aracımda da zaten Sport Style Tiguan'da herhangi bir şekilde yol tutuşu eksikliği vesaire gibi bir durum hiçbir zaman yaşamadım. Hatta bir önceki aracım Polo'ydu. Polo'ya göre çok daha iyi bile diyebilirim yol tutuşu bakımından bakacak olursak. Ve birçok da sedan, hatchback araçtan çok daha iyi bir yol tutuşu var. Yani bu araçların çünkü değil mi, 1600-1700 milimetre gibi bir yüksekliği var. Yani SUV olduğu için yerden yüksek bir araba. Ve yerden yükseldiği zaman da doğal olarak merkez kaç kuvvetinden daha fazla etkilenebiliyor ve viraj güvenliği birazcık araçların düşebiliyor. Ama hani ben Tiguan'larda, bu Tiguan'da da aynı şekilde o tarz bir eksiklik, bir noksanlık görmedim. Teker yükseklik ve genişlik bakımından da zaten. Aynen öyle, güzel bir detaya değindin. Arkadaşlar, arabada 255 tabanlı lastikler kullanılmış ve 19 inç. Yani bu dış görüntüye de çok olumlu bir katkı sağlamış durumda değil mi? Hani dıştan çok daha sportif ve iri hatları olan bir araba haline gelmiş. Yani görüntüyü çok değiştirdiği gibi yol tutuş özelliklerine de ekstra ufak tefek farklılıkları olmuş gibi geldi bana. Ama bundan önceki kasalarda Highline donanım değilse şayet 215 tabanlı lastik kullanılmıştı. Hatta benim de en çok eleştirdiğim kısmı oydu. Yani hani bu araçlarda ben 235'ten daha dar bir lastik açıkçası kullanılmasını pek hoş karşılamıyorum. Ama tabii Sport Style pakette de gene 235'lik lastikler kullanılıyordu. Şimdi bu araçta arkadaşlar IQ Lights far sistemi kullanılmış. Bu ne demek oluyor IQ Lights? Yani siz boş bir yolda gidiyorsanız ve karşıdan gelen yoksa, bunu Serhat bizzat bu arabada tecrübe etti. Sen daha iyi anlatırsın aslında. Karşıdan gelen olduğu zaman ne yapıyor? Karşıdan gelen olmadığı zaman ne yapıyor mesela? Arabanın far sistemi zaten çok gelişmiş bir far sistemine sahip. Hı. Boş yolda gayet geniş ve uzun bir görüş mesafesine sahip, kısa farlarda bile. Hı-hı. Ama karşıdan bir araba geldiği zaman otomatikman arabayı algılayıp, hı-hı, gözünü almaması açısından farlarını aşağı indiriyor. Evet, evet. Araba yanınızdan geçtiği zaman tekrardan eski moduna getirebiliyor. Evet, bu evet güzel bir özellik. Tamamıyla otomatik bir özellik. Aynen. Yani hani hem karşı tarafın sürüş güvenliği açısından, karşı tarafın gözlerini almaması açısından, hem de kendi sürüş güvenliğimiz açısından gayet olumlu bir özellik. Aydınlatma sistemi de zaten aracın farları gayet fazlasıyla yeterli. Şöyle bir selektör yaptığımız zaman da hemen çakar led gibi o sistemi de görmemiz mümkün. Zaten led teknolojisine sahip bir far var ama sis farları yok değil mi bu araçta? Yok. Sis farı yok çünkü zaten mevcut far sistemi bildiğim kadarıyla hani sisli havalarda da yeterli aydınlığı verebiliyor diye tahmin ediyorum.
Sis farını yaptığı için, daha iyisini yaptığı için evet, bulunan yüzden teknolojide bunlara yansıtmamışlar. Ya benim şu çok hoşuma gitti. Direksiyondaki o tuşların dokunmatik olması ve bu dokunduğumuz zaman da bir titreşim gibi bir hissiyat sağlaması gayet başarılı olmuş diyebilirim. Araçta üst donanım, yani bu R-Line donanım en yüksek donanım bildiğim kadarıyla. Doğru mu Serhat? Doğrudur. Başka donanımlar edinebilmek için belirli bir rakam ödememiz gerekiyor. Opsiyonel donanımlar var sanırım. Onlarda işte Harman Kardon ses sistemi vesaire geliyor ama şu an bu araçta yok. Ama inanın ki gerek yok arkadaşlar. Çünkü hemen bir şöyle bir açayım. Süper bir ses sistemi var ve şu benim çok hoşuma gitti. Yani hemen telife girmeden bunu da göstermek istiyorum size. Bunu nerede göstermiştim? Bir önceki kasa BMW 520 çekimlerinde de aynı özellik vardı. Son kasadaki BMW'de bunu biz aktif edemedik sanırım. O yüzden gösteremedim. Ama bir önceki kasada göstermiştim. BMW'leri de isterseniz, izlemek isterseniz arkadaşlar, yukarıdaki kartlardan BMW 520 son kasasının da test ve inceleme videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen lafı dolandırmayayım, şu özelliğe bir gelelim. Şimdi müzik çalışıyor, çalıyor. Şöyle bir hareket yapıyorum. Evet, hemen şöyle bir hareketle şarkıları değiştirebiliyoruz ya da radyolar arasında, değil mi? Geçiş yapabiliyoruz. Bunun peki şey var mı? Hani şöyle yapıp da sesi arttırma özelliği. Hayır, o yok. O yok da. Yani ben olsam onu koyardım. Hani bu şekilde menüler arasında geçiş yapabiliyoruz ama bunun hassasiyeti de bu arada gayet bence başarılı olmuş arkadaşlar. Çünkü BMW'de bazen algılamama gibi şeyler olabiliyordu ama bunda şu anda o olay yok. Tamamen hemen el hareketinizle algılayabiliyor. Bir de bir ses geliyordu ama o sesi yapamadık, şu an çözemedik arkadaşlar. Şöyle bir elimizi gösterdiğimiz zaman şak diye böyle bir tokat sesi gibi bir ses geliyordu. O da esprili olmuş biraz. Güzel olmuş ama şu an onu başaramadık diyeyim. Arkadaşlar DSG şanzıman her zamanki gibi DSG şanzıman. Yani hani anlatmaya çok lüzum yok bence. Çünkü gayet başarılı bir şanzıman. Algılaması çok iyi bir şanzıman. Gaza bastığımız zaman, overboost yaptığımız zaman hemen araba vites düşürüyor. Anında tepkiler veriyor. Bu arabada sanki iyileştirilmiş vites kolu, vites topuzu değiştirilmiş ama şanzımanda da bir iyileştirme var gibi geldi bende. Bana bilmiyorum yani, sen ne düşünüyorsun? Senin Passat otomatik vites miydi? Otomatik vites. DSG miydi? DSG. Nasıl, arasındaki aynı vites mi? Aralarındaki tepkime süresi bunun daha yüksek. Yani vites, yani daha mı kısa? Daha kısa. Daha kısa değil mi? Daha çabuk. Çünkü ben de öyle algıladım. Tabii ki bu. Gaza bastığınızda veya frene bastığınızda viteslerin geçiş aralığını, geçiş süresini, daha çok geçiş hissiyatını hissetmiyorsunuz. Evet. Bu daha seri bir şekilde geçiyor. Daha seri bir şekilde düşürüyor ve geçiş, evet, süreleri hiç anlaşılmıyor. Ya Volkswagen Polo'dan da, Polo'daki DSG'den de daha hızlı bir geçiş varmış gibi geldi bana. İyileştirilme yapılmıştır muhtemelen. Arkadaşlar 7.8 litrelik bir 100 kilometre ortalaması var aracın. Genellikle şehirler arası mı kullanıldı araba? Evet. Genellikle şehirler arasına göre iyi bir rakam ama şehir içinde de kullanılıyor. Zaten şimdi de testini yaptığımız için birazcık arabayı sıkıştırıyoruz açıkçası. Ama 7.8 litre iyi bir rakam. Çünkü ben kendi aracımda 8.8 litre, 8.7 litrenin altına pek inemiyorum. Bu anlamda sanırım ACT motorun da buraya bir olumlu katkısı olmuş değil mi? Tabii ki. 1.5 TSI'lik ACT motor arkadaşlar, 2 silindiri devre dışı bırakabiliyor gerekmediği dönemlerde, gerekmediği zamanlarda. O yüzden de yakıt konusunda bir ekstradan ve yakıtla beraber tabii ki aracın egzoz gazı emisyon değerlerini de düşürüyor. Daha doğrusu aracın düşürmese de iki silindire düştüğümüz zaman zaten gaz değerlerimizde, salınım yaptığımız gaz değerlerimizde otomatikman düşüyor. Ama 800 kilometrede arabanın birçok fonksiyonel, tabii, tabii, açılma durumu denilen şey artık çok fazla yeni arabalarda yok ama ne olursa olsun 800 kilometredeki bir araba, tabii, yani yakıt daha tüketimi illaki daha da düşüyor. Tabii ki. Yani bunu tecrübeyle sabittir. Yakıt tüketimi düştüğü gibi de aracın performansı artıyor. Yani buradan şimdi ben de mühendisim. Rodaj yoktur. Artık rodaj kalmadı konusunda mühendis arkadaşlarımızın açıklamaları var.
teknik olarak bakıldığı zaman, teknik olarak düşünüldüğü zaman ben de aynı fikirdeyim ama bu pratiğe döküldüğünde böyle bir dünya yok. Yani biz araçları sürekli olarak işte kronometreli ölçümlerle, gerçeğe en yakın ölçümlerle ölçmeye çalışıyoruz. 0 yüzünü, 60 yüzünü, maksimum hızını vesairesini. Ama hep şunu görüyoruz. Yani araba ilk 1000 kilometreden sonra gerçekten performansında ciddi artışlar oluyor. Yani bunu artık neyle açıklanır bilmiyorum. Rodaj süresi yok deniliyor ama bariz bir şekilde ben olduğunu düşünüyorum tabii hala. Ki. Her şeyin bir kullanım, aşınma, sürtünme kuvveti, yani bu mutlaka motorun içinde de olacaktır abi. Tabii ki yani o pistonların yani şu an rodajın olmadığını şundan dolayı söylüyorlar. Yani şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki artık pistonlar işte vesaire, aracın motor üretimi eskisi gibi değil. Daha milimetrik, daha ince, mikronluk ölçümler yapılıyor ve buna göre araç üretiliyor ve rodaja gerek kalmıyor denilse de ben şunu söyleyebilirim. Fiat Grande Punto abimin aracıydı. Aracı aldık, bayiden çıktık. Kütahya bayiden aldık bu arada. Orada vardı istediğimiz donanım ve renk. Yıllar önce yoldayız, geliyoruz. Kütahya Eskişehir'in tam ortasına gelene kadar araç 150-155 km hızı geçmiyor. Hani dedik ki yani ne kadar hani performansı düşük bir araç almışız. Hani multijet böyle değildi diye düşünüyorduk. Ama ondan sonra o yarıdan sonra aracın zorlayarak geliyoruz tabii ki. Araç bir anda üst limitlerine çıkmaya başladı. Böyle bir anımız da olmuştu. Keza diğer şu anda bu dört teker muhabbetler kanalını açtığımdan beri de aktif olarak, öncesinde de yapıyordum ama şu an aktif olarak performans testleri yapıyorum ve bu performans testlerinde de buna bizzat birebir şahidim. Park sensörü mükemmel çalışıyor. Onu söylemeyeyim. Arka geri görüş kamerasında iki tane açı var. Bir yukarıdan dik gösteren bir açı var. O benim çok hoşuma gitti. Bir geniş açısı var. Normal park sensörü, park kamerasının dışında. Önde de sensörleri mevcut zaten. Park konusunda hiçbir problem yaşatmayacak bir araç. Çok dolu bir araç ama bir de kendi kendine park etme özelliği var değil mi Serhat bunun? Nasıl oluyor o? Kendi kendine park etme hastalığını aldığınız zaman zaten park edeceğiniz yere sağ veya sol sinyali verdiğiniz zaman park edeceğiniz yerdeki kendi otomatik olarak zaten direksiyonunu ileri geriye kendisi ayarlayarak kendine 0'a 0 milimetrik olarak yanaştırabiliyor. Park ediyor değil mi? Bir de hemen yeri gelmişken kollarda da gene F1 şanzıman var. Buradan sağ taraftan vitesi arttırıp sol taraftan da azaltabiliyoruz. O da güzel bir özellik olmuş. Görmüş müydün? Hayır. Şimdi mi fark ettin? Şimdi fark ettim. Aynen. Yani buradan işte mesela araba hareket edince gösteririm. Bunu şöyle dokunduğun zaman hemen otomatik M'ye geçiyor. Manuel modda buradan arttırıp buradan da azaltabiliyorsun. O da güzel, kullanışlı bir özellik diyebilirim. Bak mesela şimdi hemen bastım. M2 yazıyor. İkinci viteste manuel. 3'e aldım. 2'ye düşürdüm. 3'e aldım. Yani istediğin zaman vites atabiliyorsun burada. Yedi ileri DSG gerçekten bu arabada güzel iş başarmış diyebilirim arkadaşlar. Ya araba R-Line olmasından dolayı sanırım ben şeyi yakaladım. Yani bir sportif bir havası var. Hem motor sesinde bu havayı alabiliyorsunuz. Hem de sürüş özelliklerinde de alabiliyorsunuz. Sen fark ettin mi bunu? Tabii ki abi, zaten yani şu tarzda SUV arabaların en büyük, yani bu arabadaki aralarındaki en büyük fark bu zaten. Çok sportif olmasından, içindeki ambiyansların ışığından, evet, evet, büyük ekran kullanımı,
Yani hem SUV havasını verirken işte benim tam da aradığım olay bu ya. Yani hem SUV havasını yaşatıyor hem de sportif bir sürüş kullanım özelliği sağlıyor. Bu bence hani bu arabada cuk oturmuş. Zaten hani aracın dış tasarımında da ciddi anlamda değişiklikler var. Tam bir yenilenme yaşanmış. Bilhassa ön tarafta bir Touareg görüntüsü gibi bir görüntüyle karşılaşabiliyoruz. Yani eski Tiguan'lardaki o bir tık naiflik bu arabada birazcık alınmış. Bence çok da güzel olmuş. Hani tasarım olarak çok beğendim. Hem aracın içini hem dışını. İki kısımda da gayet başarılı diyebilirim. Bu ambiyans ışıklarının da şu an gündüz olduğu için çok gösteremiyoruz ama kapı kenarlarında var, değil mi? Ayak aydınlatması var mı? Ayak aydınlatmasından ziyade eşiklerde R-Line olduğu yerlerde. Ve onların ışıkları da renkleri değişebiliyor. Tabii değil mi? Peki bu R-Line'deki o kapı eşiklerindeki R-Line'deki aydınlatmanın rengi de değişiyor mu? Değişiyor. Onu da değiştiriyor. İçindeki ambiyans ışığı evet. Neyse o da oraya yansıyor zaten. Güzel. Aynı anda. Gayet iyi. Burada bir Type-C var gene. USB var. Type-C var. Gene kolçağın içerisinde de var sanırım. Var mı kolçağın içinde de? Yok abi. Benim elime gelmedi ama. Burada CD yeri koymuşlar ama takılmamış. Hafıza kartı okuyucu var. Soğutmalı torpido. O zaten hani Volkswagen'in vazgeçilmezi oldu artık soğutmalı torpido. Ama CD okuyucu yeri var ama içi boş diyorsun değil tabii mi? Tabii ki. Ama hafıza kartı da oradan takılabiliyor. Normal önceden buradaydı. Multimedya'daydı. Şimdi oraya almışlar sanırım. Sürücüye çok önem veriyor. Yorgunluk takip sistemi. Sistemleri var. Ya arkadaşlar şu anda aracın fiyatı ne kadardı? Serhat. Şu anda liste fiyatı 516 bin. 516 bin. İşte 480-490 bine sanırım bayiden alabilir miyiz? Yaklaşık o limitlerde alabiliyoruz. Yani bu rakama alınır mı derseniz ben kesinlikle alınır derim arkadaşlar. Çünkü fiyatlar çok yükseldi. Evet önceden bu rakamlara çok daha üst segment arabalar çok rahatlıkla alabiliyorduk. Bunun ben de farkındayım. Ama şu an için yani ben 480 bin lira 490 bin lira şu an sıfır araç alacak olsam bu arabayı hiç düşünmeden veririm. Belki de benim bir Tiguan'cı olmamdan kaynaklı olabilir bu. Bu arabaya sempatim çok fazla. Hele ki bu modeli, bu donanımı çok sevdim, bayıldım. O yüzden benim kararım ama mutlaka bir test edin derim. Emsali araçlarla da kıyaslayın derim. Ben şu anda bu segmentteki, bu sınıftaki en iyi araba olduğunu söyleyebilirim bu aracın. Arkadaşlar Tiguan R-Line 1.5 TSI ACT motor hakkında anlatacaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Serhat arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum yardımları için. Ben teşekkür ederim abicim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Aracı bize sağlayan Sayman Otomobil'in sahibi Halit arkadaşıma da buradan tekrardan sevgilerimi yolluyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.